Dersimizde temel record ayarlarını nasıl oluştururuz konusuna değineceğiz. Öncelikle Camtasia Studio videoları kaydettikten sonra üzerinde düzenlemek için kullanacağınız arayüz, ki asıl arayüzümüz bu. Herhangi bir ekran kaydı yapmaya çalıştığınızda bu Record to Screen butonuyla yapacağınız bölüm olacak. Menüyü açtığımızda Screen, yani ekran görüntüsünü kaydedebiliriz veya PowerPoint sunumlarında rahatlıkla kayıt edebiliriz. Biz Record to Screen'i ya da direkt kliklediğimizde gördüğünüz gibi stüdyo aşağıya hide olacak, yani direkt minimize olacak. Bu işlemden sonra record işlemlerini ayarlayabileceğimiz alan bu alan olacak, bu program olacak. Gördüğünüz gibi dikkat ederseniz kayıt alanını istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Hemen orta bölüm içerisinden sizin mavi olarak, yeşil olarak highlight, kesik çizgilerle kullandığınız alan ekranda kaydetmek istediğiniz alan olacak. Burada dikkat etmemiz gereken birçok özellik var. Ekran kaydı, ekrandaki herhangi bir bölgeyi kaydetmek istiyorsanız gördüğünüz gibi custom olarak, yani siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz bu bölüm içerisinde belirli bir alan belirtebilirsiniz. Örneğin ben 500 yazıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi alttaki height özelliği de değişti ki direkt olarak birbirine bağlı, yani orantılı olarak değişecektir. Ben aradaki bağı klikleyerek koparıyorum. Yani ekranda gördüğünüz gibi şu anda kursörün üzerinde bulunduğu alana klikleyerek bağlayabilir veya ayırabilirsiniz. Eğer bağladığınızda herhangi bir ölçüyü değiştirdiğinizde diğer ölçü ona orantılı olarak genişleyecek, artıracak ve azalacaktır. Bağı koparttığınızda bağımsız olarak bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun dışında full screen'i kliklediğiniz andan itibaren direkt ekranın tamamını kaydedecektir. Eğer custom dediğinizde, ki custom'a ok işaretini menüyü açtığınızda 720p, 480p gibi veya sizin için seçilmiş 4'e 3'lük oranlarda veya sizin kendi ayarladığınız bölümlerde işlem yapabilirsiniz. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, browser'ı açalım ve minimize'dan dışarıya çıkartalım. Belli bir oranda küçültelim browser'ımızı. Benim amacım sadece Chrome browser'ını çekmek olacak. Bunun dışında herhangi bir işlem yapmak istemiyorum. Bunu çekebilmek için gördüğünüz gibi bunun köşelerini ayarlama yapmak ve bunu her çekim yaptığınızda ayarlama yapmak sizin için ciddi sıkıntı olabilir. Bunun için yapacağınız en önemli işlem, ekranda direkt olarak Chrome Select yapılı iken, yani Chrome ön planı çıkartılmışken seçtikten sonra, ki çekeceğiniz uygulamayı klikledikten sonra hemen Record kısmına gelip Lock to Application dediğiniz andan itibaren gördüğünüz gibi direkt olarak bu application'ı çerçeve içine alacaktır ve sadece bu bölümü çekecektir. Siz isterseniz, ben kilidi tekrar kullandım, yine 500 yapıyorum ve Enter'a klikliyorum. Gördüğünüz gibi menü içerisinde Lock aktif olduğu sürece siz ölçüleri de değiştirseniz direkt olarak ilgili uygulamayı buna göre resize edecektir. Kendisi bu işlemleri yapacaktır ki bu en çok kullanacağınız, sizin işinizi çözecek özelliklerden bir tanesidir. Siz lock işlemini bitirdikten sonra artık bağı koparacaktır ve siz sadece direkt kendiniz işlem yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir durum var. Eğer lock olarak bırakırsanız aşağı indirdiğinizde direkt olarak herhangi bir yeri kaydetmeyecektir. Yani sadece bu pencereye odaklanmış olacaktır. Siz Chrome'la birlikte masaüstünün önünde bu alanını çekmek isterseniz mutlaka öncelikle hizalamak için lock'ı aktif edin ve daha sonradan da kayıt yapmaya başlamadan önce lock check'ini iptal edin. Tekrar seçtiğinizde iptal edecektir. Eğer belirli bir alanı seçmek isterseniz Select Area to Record dediğinizde gördüğünüz gibi ekranda belli bir alan çekip bıraktığımda o alanı kayıt işlemine rahatlıkla alabiliyor. Diğer taraftan web kamerasını seçmek için web kamerasını da ayrı bir layer olarak çekmeye çalıştığınızda kliklemeniz yeterli olacaktır. Audio olarak da burada mevcut bilgisayarınıza takılı olan mikrofonları listesi otomatik olarak olacaktır. Siz bu listeden istediğinizi, hangi mikrofon üzerinden kayıtın odaklanmasını istiyorsanız bu bölümü seçeceksiniz. Eğer sistem kayıtları varsa, ki bu hoparlörden çıkan, çalan bir MP3 dosyası gibi işletim sisteminde çalan müzikleri de almak istiyorsanız, dahil etmek istiyorsanız bunu işaretli bırakmanız yeterli olacaktır. Eğer bu uygulama üzerinde hemen Tool bölümüne gelip Options'ı kliklerseniz yapmanız gereken bazı ayarlar olacaktır. Bu ayarlarda General sekmesi içerisinde Help olarak tool tipi kullanması gibi işlemler var. Burada Capture kısmı bizim için önemli bir kısım.
pencerelerin layer'larını da kaydetmesini istiyorsanız, örneğin açıyorum ve gördüğünüz gibi açılır menü aslında farklı bir layer. Bu layer'ları da, açılır menüleri de ve farklı pencereleri de uygulamanın farklı pencerelerini kaydetmek istiyorsanız mutlaka seçili kalması gerekecek. Klavye giriş girdilerini kaydetmek istiyorsanız yine bu aktif olacak. Bunun dışında ekran koruyucuyu direkt olarak kayıt sırasında iptal etmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz ki bu iyi özelliklerden bir tanesi. Çünkü sizin kaydınız 5 dakika sürebilir. Ekran koruyucunuz 3 dakikaya ayarlanmış olabilir. Kaydın herhangi bir aşamasında screen saver açılabilir ve sizin kaydınız yarı yolda kalabilir. Burada saving kısmı, yani kayıt ettiği dosyalar. Şimdi iki tane dosyanız olacak. Bunun bir tanesi videoya karşılık gelen bir dosya olacak. Bir de Camtasia Studio üzerinde proje dosyası olarak kullanabileceğiniz bir dosya olacak. Video dosyası için AVI seçebilirsiniz veya T-Rex seçebilirsiniz. Burada AVI seçmenizi tavsiye etmiyorum. AVI dosya boyutu olarak çok büyük olabilir. T-Rex belki daha büyüktür. Ama bütün kayıtlarda bütün ihtiyacınız olan gerçek kaydı T-Rex üzerinden yapmanız mümkün olacaktır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. AVI dosyasında kayıplar olabilir ama T-Rex dosyasında kayıp olmuyor. Direkt olarak ne görüyorsanız onu yüksek kalite olarak kaydedecek ve siz daha sonradan bu kalite üzerinden daha düşük farklı kalitelerde, farklı formatlarda alabilirsiniz. Ben sürekli olarak T-Rex kaydediyorum ve herhangi bir şekilde istediğim formata tekrar dönüştürmek için sıkıntı çekmiyorum. AVI dosyasını kaydetmenizi pek fazla tavsiye etmiyorum. Input kısmına gelince video kayıt için frame rate'i burada ayarlayabilirsiniz. Audio kısmını da bu bölüm içerisinde ayarlamanız mümkün olacaktır. Webcam kısmı da hemen alt bölümde. Öncelikle screen capture olarak ihtiyacınız olan FPS, yani hız 15-12 civarı. Eğer 30 FPS çekerseniz bir video görüntüsünü kendi videonuzda kullanmak istemiyorsanız, kullanmıyorsanız 30 FPS sizin için fazla olabilir. Dosya boyutunu da doğal olarak artıracaktır. Fakat siz ham kayıt dediğimiz T-Rex kaydını 30 FPS olarak çekerseniz ve daha sonradan export ederken 12-15 FPS'lere düşürebilirsiniz. O yüzden 30 FPS çekmenizde herhangi bir sakınca görünmüyor. Fakat T-Rex dosyalarının da dosya boyutunu düşürmek istiyorsanız da bunu 15-20 gibi miktarlara ayarlamanız mümkün olacaktır. Gördüğünüz gibi mikrofon da, benim mikrofonumu da gördüğü için şu an itibarıyla direkt olarak mikrofonu da bu bölüm içerisinden hangi mikrofon olduğunu ayarlamanız ve sistem kayıt işlemlerini ayarlayabilirsiniz. Hot case kısmına geleceğiz ve program kısmı da sizin için gerekli olan ayarlardan bir tanesi. Bu bölümü ilerleyen dersler içerisinde değineceğiz. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Diğer taraftan hemen effects bölümüne gelince use mouse click sound. Her click yaptığınızda Camtasia sizin için bir click efekti uygular. Ben bunu kullanmıyorum çünkü çok itici hale gelebiliyor ki bu efektin sesini de ayarlayabiliyorsunuz. Ses düzeyinde ayarlamanız mümkün olacaktır. Options kısmına gelince, options kısmından gördüğünüz gibi direkt olarak kayıt sırasında kaydettiğiniz dosyaları kayıt etme yeri, sound butonlar için kullanacağınız ses yüksekliği ve kullanılan WAV dosyasını bu bölüm içerisinden görmeniz mümkün olacaktır. Hemen alt bölümde tools bölüm içerisinde recording toolbar'a geldiğimizde recording kısmında istatistikler ve efekt kısmını aktif ediyorum ve OK'ye klikliyorum. Bu işlemden sonra sesin yüksekliğini de ayarlamanız mümkün olacak ve rec butonuna klikledikten sonra gördüğünüz gibi 3, 2, 1 dedikten sonra direkt ekran kaydına başlamış oldu. Biz ekran kaydı içerisinde şu anda ekran kaydı yapıyoruz aynı zamanda ve ses kaydı yapıyor. Bu işlemden sonra hemen gördüğünüz gibi ekranda effects'leri bulundurabiliyor. Ekrana çizim yapabiliriz. Seçip ekrana farklı çizim işlemleri yapmamız mümkün olacaktır. Veya başka bir alanı seçip bir highlight bulundurabiliriz. Marker koyabiliriz. Bu işlemden sonra pause'umuz da vardır burada. Ve saniyeyi bu bölüm içerisinde görebilirsiniz. Aynı zamanda FPS'i de frame rate'i de bu bölüm içerisinde görmeniz mümkün olacaktır. Yani istatistikler kısmını görebilirsiniz. Stop dedikten sonra direkt dosyayı gördüğünüz gibi size preview olarak gösterir ve siz bu işlemden sonra kaydedebilirsiniz ki kaydedelim masa üstüne ki gördüğünüz gibi format olarak T-Rex görebiliyorsunuz. Biraz önce uygulama olarak T-Rex'i seçmiştim.
Şu anda ekrana T-Rack olarak masa üstüne dosyayı kaydettim. Bu video dosyasını proje üzerinde hangi boyutlarda alması gerektiğini söylüyor. Biz burada kullanacağımız format şu olacak. Custom Production Settings kullanabiliriz. Veya Wizard'ı direkt iptal edebiliriz. File, Import Media, masaüstü, masaüstümüzdeki dosya. Gördüğünüz gibi her bir capture bizim için bir video. Bu videoyu kullanabilmek için direkt timeline'e sürüklememiz yeterli olacak ki ilerleyen dersler içerisinde bunlara da değineceğiz.